क्या होती उतरन। Şimdi onları arayıp gösteriye başlayacağım. Hadi gösterimize başlayalım bebeğim. İtça telefonu açar açmaz koşa koşa bana gelecek. Hop koşacak. Koşacak, koşacak, bize gelecek. Alo? Eğer Yuraç'ı kurtarmak istiyorsan, kimseye söylemeden evden hemen çık. Hemen. Şimdi, hadi, hadi! Ne oldu? Dinle, oyun oynamaya kalkma. Her an seni gözetliyorum. Şimdi çabuk dışarı çık! Kim aradı? Ben hemen geliyorum. Arayan oldu mu? Bir şey öğrendin mi? Hiç haber yok. Anlamıyorum doğrusu. Küçücük bir bebeği kaçırarak ne istiyorlar? Kim bu insanlar? Amaçları ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Sadece dinle. Dikkatli dinle. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Kes sesini! Sen konuşmayacaksın. Eğer çocuğunu kurtarmak istiyorsan ne diyorsam yapacaksın. Çocuğumu mu? Benim çocuklarım yanımda ve gayet iyiler. Kimsin sen? Saçmalamayı bırak artık. Yanındaki çocuklar senin çocuğun değil İtça. Kendi çocuğunu tanımıyorsun bile. Kendi kanından olanı tanımıyorsun. Senin oğlun Yuraç, ben de İtça. Bu ne demek oluyor? Yuraç Bayratot'un oğlu. Yuraç. Aç kulağını ve iyi dinle. Bu çocuğu sen doğurdun İtça. Anladın mı beni? Yuraç. Eğer çocuğunu hayatta görmek istiyorsan şartlarımı iyi dinle ve çocuğunu alıp git. Şart mı? Ne şartıymış bu? Kanha. Kanhamı bana geri ver ve Yuvraç'ı alıp git. Bir tarafta Kanha, diğer tarafta Yuvraç. Bu ne aşağılık bir teklif? Sesini yükseltme. Bak, beni iyi dinle. Biliyorum, şu anda polisin gözü üzerimizde. Benimle öyle bir konuş ki çocukluk arkadaşınla konuşuyorsun sansınlar. Sakın oyun oynamaya kalkma. Yoksa... Ha? Sana... 24 saat süre veriyorum. Sadece 24 saat. Bunu kimse bilmeyecek. Bayratot'ta.
Ne kocan ne de polis. Anlaşıldı mı İtça? Dinle beni. Alo. Ulaşılamıyor. Annem ne zaman gelecek? Birazdan gelir oğlum. Kanha! Ne oldu İtça? Ne zamandır dışarıdasın? Kim aradı seni? Bir arkadaşım aradı. Hadi eve gidelim, geç oldu anneciğim, hadi. Eve mi? Tamam olur ama çocuklar... İtça, ne oldu sana? Anne. Hadi. Hayır, ben dedemle kalmak istiyorum anne. Canım, geç kalıyoruz. Gitmemiz gerekiyor. Babacığım, izninle. Hadi. Hayır, ben dedemle oyun oynamak istiyorum. İnat etme, hadi. Hı? Gel. Bay Ratot. Bir şey öğrenirseniz beni arayın lütfen. Kanan, onu geri ver. O yürü için. Tamam. Haber verin, tamam mı? Hanımefendi, affedersiniz. Bir dakika. Çocuğunuz çok tatlıymış. Hala o aşağılık herifler fidye için bizi aramadılar. Niyetlerini, amaçlarını öğrenemeyeceğiz. Kendinize de çocuklara da iyi bakın lütfen. Bir sorun olursa... Yanlış bir şey görürseniz hemen o anda polisi arayın. Hı? Sakın korkmayın. Tamam. Hadi. Anlayamıyorum. Böyle bir kararı ben nasıl veririm?
oğlumuz oldu. Yuraç gerçekten benim oğlum mu? Bu nasıl olabilir? Neden? Neden? Tanrım, bu nasıl bir imtihan? Yapacağım şimdi. Hiçbir şey anlamıyorum. Tanrım, bu çocuğun kime nasıl bir zararı olabilir ki? Neden herkes oğlumu benden almak istiyor? Neden? Kanan benim oğlum. Onu çok seviyorum, çok. Acaba kim olabilir? Çocuğunu hayatta görmek istiyorsan şartlarımı iyi dinle. Bir tarafta Kana, diğer tarafta Yuvraç. Seni asla unutmayacağım. Beni kendi evimden kovdurdun İtça. Senden bunun intikamını alacağım. Avinash. Avinash. Bunu sadece o yapabilir, biliyorum. Evet, Avinash olmalı. Ha, şimdi ben ne yapacağım? Avinash, bunu sadece o yapabilir, biliyorum. Evet Avinash, olmalı. Şimdi ben ne yapacağım? Vir, Vir'i arayacağım. İtça kızım. Ne oldu? Neden böyle gerginsin? Her şey yolunda mı? Hayır baba, bir sorun yok. Birkaç gündür evde... çok şey oldu, olanları düşünüyordum. Evet kızım, ben de Bayratot'un oğlunu duydum. Böyle iyi bir insanın başına çok kötü bir şey gelmiş. Umarım o adamlar bir an önce yakalanır. Hayatta bazen iyi şeyler oluyor, bazen de kötü. Hayat işte. Baksana, Bay Takur kurtuldu ama... torunu kaçırıldı. Baba, o sadece onun torunu değil. Senin de torunun. Neyse, merak etme.
İyi insanlar sonunda iyi şeylerle karşılaşır. Hı? Tamam, dinle. Sana bir şey söyleyecektim. Vir aradı. Sana ulaşamıyormuş, beni aradı. 2-3 gün daha eve dönemeyeceğini söyledi. Çok işi varmış. Ama sen endişelenme. Şimdi gidip uyu. Saat çok geç oldu. Güveniyor ki onu asla yüzüstü bırakamam. Annesine güveni tam. Bu güvenini asla ihanet edemem, asla. Sen benim oğlumsun. Ve öyle kalacaksın. Seni benden almalarına izin vermeyeceğim. Bunu yapmam. Ne olursa olsun. Sen benimle kalacaksın. Bu da sana sözümdür. Annenin sözü canım. Hadi ama Bayratot, ümidinizi kaybetmeyin ha. Bu alçak herifler böyledir. Ebeveynlerin ümidi kırılsın diye bilerek aramazlar. Ümit mi kaldı? Ne diyorsunuz siz Bayratot? Sizden bunu duymak hiç hoş değil. Doğrusu bunu size hiç yakıştıramadım. Şu anda duygusal olmanın sırası değil, öyle değil mi? Anladınız mı? Sizin de oğlunuz var. Sizi bekliyordur, evinize gidin artık. Dalga mı geçiyorsunuz efendim? Ne de olsa o bir polis oğlu. 2-3 gece üst üste babası eve bile gelmiyor. O alışkın, merak etmeyin. Hayır ama bu sefer benim yüzümden. Hadi siz gidin. Bay Ratot, sizin sorununuz ne? Ha? Ben sizin oğlunuz olduğu için burada değilim. Başkasının oğlu olsaydı yine görevimi yapardım. Siz merak etmeyin. Size söyledim. Bu benim kişisel meselem. Bunu o adamların yanına bırakmayacağım, ha? Ben gidiyorum. Hadi. Müsaadenizle Bay Takur. Ratot oğlum. Hadi biraz yemek ye. Hayır, yemeyeceğim. Oğlum, biliyorum çok kötü durumda olduğundan dolayı yemek yemek istemiyorsun. Ama yine de bir şeyler yemek zorundasın. Oğlum şimdi nerededir? Ne durumdadır? Aç mıdır, ağlıyor mudur, korkuyor mudur? Bir türlü aklımdan çıkmıyor. Ondan başka bir şey düşünemiyorum. Raghavendra. Bu günler de geçecek, merak etme. Her gecenin bir sabahı var. Benim gecemin sabahı yok maalesef. Oğlumu benden aldılar. Kalbimi söküp aldılar.
O benim canım. Oğlum, böyle ümidini kaybetme. Dirayetli olman gerekiyor. Yuvraç benim de torunum değil mi? Oğlum, benim de torunum kayboldu. Ama biz cesaretimizi kaybedersek ne olacak? Ailelerimize ne olur böyle? Nineni düşünsene. Onun senden başka kimi var ki? Hadi oğlum, hadi, yeter. Eğer Yuraç benim oğlumsa, Bayratot'un evine nasıl geldi? Büyük anne onu hastaneden almıştı. Yoksa Avinash beni kandırıyor mu? Bayratot'la konuşmam gerekiyor. Efendim, arama. Kaydediyorum. Hayır, aile dostum. Alo. Bayratot. Bir bilgiye ulaştınız mı? Bir telefon ya da mesaj? Hayır maalesef. Düşünmekten delirmek üzereyim. Kim olabilir ki? Hiçbir şey anlamıyorum. Bana bunu kim yapar ki? Benden ne istiyor olabilir? Hiçbir şey bilmiyorum. Kim olduğunu öğrendiğinde ceza çekmesine izin mi vereceğim yoksa öldürecek miyim? Hiçbir şey bilmiyorum. Sakıncası yoksa size bir şey sorabilir miyim? Bayratot, siz Yuraç'ı nereden evlat edindiniz? Yani bir kurumdan mı aldınız? Çünkü bazen evlatlık verilen çocuklar kaçırılmış oluyor. Böyle şeyler olabiliyor. O yüzden... Hayır. Yuraç'ı kurumdan evlat edinmedik ki. İtça, seni sonra arayacağım. Eğer Bayratot Yuraç'a evlat edinmediyse, o zaman Yuraç'ı nereden buldular? Büyük anne onu hastaneden almıştı. O zaman Bayratot'a nasıl ulaştı? Yoksa büyük anne mi? Hayır. O bunu neden yapsın? Benden nefret ediyor. Çocuğu herhangi bir yere atabilirdi. Ama o zaman Bayratot... Hiçbir şey anlayamıyorum. Benimle nasıl bir oyun oynuyorsun? Nasıl? Hiçbir şey anlamıyorum.
Benim aslan oğlum büyüyecek, büyüyecek. Kocaman olacak. Benim aslan oğlum babasının biriciği. Baban burada. Sakın korkma. Ne zaman bana ihtiyacın olursa yanında olacağım. Neden babanı bırakıp gittin? Babanın seni ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? Tapasya beni terk edip gitti. Kalbimden kocaman bir parça koptu. Ama sen benim canımsın. Baban sen olmadan nasıl yaşayabilir ki? Neden beni bırakıp gittin? Baban şimdi ne yapacak ha? Bay Ratot, siz Yuriç'i nereden evlat edindiniz? Yani bir kurumdan mı aldınız? Çünkü bazen evlatlık verilen çocuklar kaçırılmış olabiliyor. İtça ne demişti? Çocuğu kurumdan mı evlat edindiniz demişti. Birinin yola çocuğu bıraktığını gördüm. Ben de onu... buraya ben yetimhaneye bırakıyordum. Puşkar çocuğu yolda bulduğunu söylemişti. Yalan söylüyor. Eğer yalan söylediyse... Bugün Rohini gözlemeyi çok güzel yapmış. Ne oldu sana? Yemeğini yesene. Bak, şu tatlıdan da al. Bu ne anne? Raghuvendra oğlum. Yemeği sonra yersin. Ayağa kalk ve bana hesap ver. Hadi. Yuvracı o gece nereden getirdin? Sabrım kalmadı. Zamanım da yok. O gece yuvracı nereden getirdin? Raghuvendra oğlum, ne yapıyorsun? Puşkar. Ben doğruyu söyledim. Gerçeği söyle bana. Raghuvendra oğlum, yeter. Yeter. Oğlumun bunda ne suçu var? Çocuğu evlat edinen sensin. Çocuğa acımış ve onu yetimhaneye bırakmış. Yoksa unutuyor musun oğlum? Yuvraç sadece senin oğlun değil. Benim torunumun da oğlu. Yani onu tapu da evlat edindi. Evet. Yuvraç'ı çok seviyorsun ya. Kaçırılınca ziyafet veriyorsun, öyle değil mi? Şimdi git nineme bak. Evlat sevgisi nasıl olur anlarsın. Bana torunundan bahsetme sakın. Eğer onu sevseydi Yuvraç'ı terk edip gitmezdi. Sabrım kalmadı, yemin ederim. Bulunduğun eve olan saygımdan dolayı insan gibi soruyorum sana. Eğer bana yalan söylediğini öğrenecek olursam... o gün dünyadaki son günün olur. Bunu aklından çıkarma.
Tanrı en iyisini bilir. Raghavendra? Raghavendra ne zaman geldi? Neden böyle aniden gitti? Sadece telefon eden, yani haber eden oldun mu dedi. Evet. Harap oldu o da. Baksanıza. Çok tuhaf Divya. Acaba neden Raghavendra bizi görmeden gitti? Ben de ona Yuvraç'ı soracaktım. Anlayamıyorum doğrusu. Herkesin kafası polis gibi çalışıyor. Hemen Puşkar'la konuşmalıyım. Yoksa korkusundan gerçeği söyleyebilir. Tanrı en iyisini bilir. Kim arıyor ki? Alo? Sana adresi mesaj olarak attım. Kanha'yı çabuk o adrese getir. Oyun oynamak yok. Tuzak kurmak yok İtça. Bak, bu düşündüğün asla gerçekleşmeyecek. Çünkü Kanha benim oğlum. Öz oğlum olmasa da benim için fark etmez. Hem Yuraj'ın oğlum olduğunu nereden bileceğim söyle. Nereden mi bileceksin? Sen çok tuhaf bir kadınsın İtça. Sen anne misin yoksa dedektif mi? Ha? Sen de biliyorsun. Kendine bir bak, oğlun olduğunu hemen anlarsın. Ama kanıt istiyorsun. Öyle mi? Peki İtça. Tamam, peki. Sana kanıt göstereceğim. Ne istiyorsan vereceğim. Tamam. Bak, bundan birkaç ay önceydi. Sen şehir hastanesinde bir bebek dünyaya getirdin İtça. Saatini de söyleyeyim mi? Bundela ailesi çok mutluydu. Sen de öyleydin. Herkes mutluydu. Sonra bu mutluluğu... Yaşayamadan başka bir haber geldi İtça. Evet. Önce bir hemşire geldi. Ve sana ölüm haberini verdi İtça. Söylediklerim doğru, öyle değil mi ha? Sana yemin ederim İtça. Senin bebeğin o gün ölmedi. O hayatta. Şimdi onun oğlun olduğuna inanıyor musun? Ha? Evet hanımefendi. Yuvraç senin oğlum ve Kanha da benim oğlum. Ama bütün bunları Bay Ratot neden bilmiyor? Çünkü o çocuğu bir yetimhanenin yakınında buldu İtça. Eğer oğlunun hayatta kalmasını istiyorsan bana kanımı geri ver ve çocuğunu al. Sana verdiğim zaman yavaş yavaş tükeniyor. Vakit kaybetme ve onu bana getir. Evet evet, bir saniye. Vay 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 vay. Yuvraç. Annene merhaba desene oğlum. Ha? Hadi seni bekliyor, evet. Söylesene, söyle, gülümse biraz. Hadi böyle yapma canım. Gülümse annene biraz. Hadi, hadi. Evet, evet, evet.
ağaç. Aa, duydun mu İtça? Ha? Oğlun sürekli ağlıyor. Duy onun bu seslerini, duy. Oğlun hüngür hüngür ağlıyor. Yuraç. Buraya gelip gözyaşlarını silmeyecek misin? Ha? Ne dersin? Bak, bak, bak. Anne diye ağlıyor, duyuyor musun? Anne, anne. Yuraç, lütfen. Lütfen. Aminaş lütfen. Aminaş. Alo. Sen dur, sen dur. Ben açarım. Alo? Alo? Anne? Tapu kızım. Neden benimle konuşmuyorsun? Biliyorum sensin. Arayan sensin kızım. Anne, neden? Telefonda kimse yok. Kes sesini. Tapu'mu aramış. Biliyor musun canım, sen gittikten sonra evde bir sürü şey oldu kızım. Babanı gözaltına aldılar. Hem de kimin yüzünden biliyor musun? O uğursuz farenin yüzünden. Baban onu kurtarmaya gitmişti kızım. Ama kendi başı derde girdi. Hep onun yüzünden. Annemin aklı başında değil. Neden sürekli Tapu'nun onu aradığını zannediyor? Kızım bak, artık o fareyle annesi evi terk edip gitti. Artık o senin hayatına asla, asla zarar veremez. Tapu, kızım evine dön, büyük annene geri dön. Evine dön kızım. Yeter anne, hadi artık. Sen sus dedim. Alo. Alo Tapu. Tapu. Puşkar. Tanrı en iyisini bilir. Ben biliyorum bunu. Bu Tapu. Tapu tekrar beni arıyor. Beni test ediyor. O Tapum. O arayan Tapum. Anne, hastaneye gidelim. Hadi. Neden? Kendine gel. Tapu'nun gitmesi seni çok kötü etkilemiş olmalı anne. Hadi gidelim. Tokadı yiyeceksin şimdi. Ben oğlumu kurtaramıyorum çünkü Kanha'yı o şeytana veremem, bunu yapamam. Anne, neden ağlıyorsun? Seni üzen biri mi oldu? Hayır oğlum,
Beni kimse üzmedi. Anne sen ağlama. Ben biraz önce yemeğimi kendim yedim. Büyüdüğüm zaman asla ağlamana izin vermeyeceğim. Biliyorum canım. Sen hep benim yanımda kalacaksın. Değil mi? Evet. Anne, bahçeye çıkıp bisiklet sürebilir miyim? Sür bakalım. Raton! Ver şunu bana. Ne zannediyorsun? Dertlerinden böyle mi kurtulacaksın? Sana hiç yakışmıyor. Daha kötü ne olabilir ki nene? Her şeyimi kaybettim. Mutluluğumu, aşkımı. Evimi. Her şey berbat oldu. Artık nasıl yaşarım ben? Kimin desteğiyle yaşarım? Her şey bitti. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Her şeyimi elimden aldılar. Artık hiçbir şeyim kalmadı. Sonunda düşmanlarım kazandı. Bense kaybettim. Ah oğlum, ah! Kim bu karşımdaki? Sen benim oğlum değilsin. Ben onu ellerimle büyütmüştüm. Sen benim Ratot'um değilsin. Sen başkaları için savaş çıkarırdın. Kendi üzüntünü unuturdun. Şimdi oğlunun sana ihtiyacı varken pis mi ediyorsun yani? Oturmuş kendini harap ediyorsun. Sen savaşmazsan kim savaşacak? Bu senin savaşın. Kendin kazanacaksın oğlum. Böyle oturamazsın. Savaşmak zorundasın. Anne. İtça. Neden içeri gelmedin? Ben geç kalıyorum. Al şunu. Bu ne? Bak. Vay canına. Makine çalışıyor mu yani? Evet. Teşekkür ederim anne. Çocuklara giydirirsin ha? Tamam. Dur hemen giydireceğim. Kaan. Bak anneannene getirmiş. Gel hadi. Boş ver. Sonra giydirirsin. Ben gideyim. Hayır şimdi buradaydı. Kaan. Nereye gitti bu? Kaan. Sorun değil, buradadır. Evet hanımefendi. Yuvraç senin oğlum ve Kanha da benim oğlum. Bisiklet. Kanha bahçede yok. Kanha'ya bir şey mi oldu yoksa? Kanha neredesin? Kanha! Ne oldu hanımefendi? Kanha nerede? Şey hanımefendi dışarıda bisiklet sürüyordu. Ben de bisiklet sürdüğünü biliyorum. Bisikleti burada ama Kanha yok. Nereye gider bu çocuk? Buralardadır İtça. Tamam ben gidip bir bakayım. Siz ne işe yararsınız? Git bir onu bul. Peki hanımefendi. Kanha! नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी